Arkadaşlar merhaba. Bugünkü deneyimizde Brewster açısını ölçmeye çalışacağız. Brewster açısı çok özel bir açı. Işığın polarizasyonuyla ilgili bir kavram. Bu açı arkadaşlar geçmeden ışığın polarizasyon kısmını hatırlamamız gerekiyor. Bu neydi? Işık bir elektromanyetik dalga olarak modelleniyor. Bir model bunu gösteriyor. Ve bu modele göre hatırlarsanız ışığın elektromanyetik dalganın bir elektrik alan bir de manyetik alan bileşeni var. Bu elektrik alan ve manyetik alan bileşenleri uzayda zaman içinde salınıyorlar. Belli bir düzlemde. Ama birbirine dik oluyorlar. Ve aynı fazda ilerliyorlar. Ve elektromanyetik dalganın salınma düzlemi ile dalganın ilerleme yönü birbirine her zaman dik oluyor. Şimdi polarizasyon yapabilme için dalgaların enine dalga olması gerekiyor. Yine burada elektromanyetik dalgada olduğu gibi. Yani ilerleme yönü, salınım yönü, sarsıntı yönüne dikse bu tip dalgalar enine dalga diyorduk. Bu tip dalgalar ancak ışığın polarizasyon olayını gerçekleştirebiliyor. Ve polarizasyonu hatırlarsanız eğer 3 şekilde yapabiliyoruz. Birincisi özel olarak seçme filtreler kullanarak ışığı polarize edebiliyoruz. Tek bir yönde salınım yapmasını sağlayabiliyoruz. Buna doğrusal polarizasyon diyorduk. Diğer taraftan yansımayla polarizasyon yapabiliriz ki bugünkü deney ışığın yansımayla nasıl polarize edilebileceğini gösterecek bir deneydir. Bir de arkadaşlar saçılmayla bu polarizasyon gerçekleştirilebilir. Şimdi bu dalga polarizasyon olarak yansımayla polarizasyonu anlamak için arkadaşlar bir deney düzenimiz var. O birazdan deney düzenine geçeceğiz. Fakat öncesinde fiziğini anlamaya çalışacağız arkadaşlar beraber. Bunun için bir sistemimize bakalım öncelikle. Bir saydam ortamımız var. Kırılma indisi N2 olsun. Işığımız kırılma indisi N1 olan bir ortamdan teta i gelme açısıyla geldiğini varsayalım. Belli bir ışık ışını geliyor. Buradan geldikten sonra ışığın bir kısmı yansıyor. Bir kısmı içeri geçiyor. Örneğin 1 milyon tane geliyorsa işte 700 bin tanesi yansıdı. 300 bin tanesi içeri geçti. Bu gelme açısına bağlı bir hadise. Şimdi amacımız şu. Gelen ışığın ışık şiddeti biliniyorsa yansıyan ve içeri geçen, saydam ortama geçen dalganın şiddetleri ne olacak? Daha önce buradaki teta i ve teta t açılarıyla arasındaki ilişkiyi sinir yasasından hatırlıyorsunuz. Diğer taraftan teta i ve teta r yani r yansıma açısı arasındaki ilişki de biliyoruz. Bu açı bu açıya eşit olacak ve bu açı ile bu açı arasındaki ilişki daha önce verilmişti. Ama ışınların şiddetleri hakkında hiçbir şey söylememiştik. Bu deneyde yansıma ile ilgili özellikle şu kısma çok fazla konsantre olmaya çalışacağız arkadaşlar beraber. Şimdi yansıma ile ilgili şu kısma dikkat etmemiz gerekiyor. Gelen ışığı arkadaşlar aslında rastgele polarize olmuştur şu anda. Elinizde herhangi bir ışık kaynağı varsa rastgele bir şekilde polarize. Yani bu rastgeleden kasıt P dalgası ve S dalgası olmak üzere iki gruptan oluştuğu varsayılabilir. Burada P dalgasından maksat nedir? P İngilizce'deki paralel kelimesinden türetilmiş arkadaşlar. Elektromanyetik dalgamız var. Örneğin belli bir açıyla şu yüzeye geldiğini varsayalım. Bakınız burada şu an salınım düzlemi şu şekilde oluyor. Ve gelme açısı yansıma açısına eşit olacak şekilde bir yansıma düzlemi oluşuyor. Gelme ve yansımadan oluşan bir hayali düzlem olduğunu varsayalım burada. Bu eğer elektrik alan salınımları, sarsıntıları bu düzleme paralelse buna paralel diyoruz. Elektrik alan bileşeninin paralel olduğu için buradan gelip bu şekilde yansıyor. Fakat bunun tam dik gelme ihtimali de var tabii ki. Bu salınım düzlemi, daha doğrusu gelme ve yansıma düzlemine tam dik olabilir. Buradan yansıyıp bu şekilde tekrar devam edebilir. Bu sefer mesela manyetik alan bileşeni paralel olabilir. Bu yüzden gelen ışığı her ne şekilde olursa olsun rastgele polarize olan bir ışığı P dalgası paralel ve S dalgası dik olacak şekilde iki grupta düşünebiliriz. Ve bunları ben burada şekilde tabii ki 3 boyutlu anlatmak zor. P dalgasını şurada gösterdiğim P dalgasını şu şekilde elektrik alan bileşeninin salınım yaptığını düşünüyorum gelen ışığın. S dalgası ise bize dik tahta düzlemine dik içeri dışarı olacak şekilde salınım yaptığını düşünüyoruz. Bu gelen ışık burada tam belli bir noktada yansımaya uğruyor. Tabii bir kısmı kırılıyor. Fakat özel bir açımız var, özel bir açıda. Bu yansıyan dalganın arkadaşlar tamamı S dalgası olarak yansıyor. Hiçbir şekilde P dalgası yansımıyor. Ve içeri kırılan ışığın da kısmen polarize olduğunu, yani içinde çoğunlukla P dalgasının olduğu ama az bir miktarda olsa S dalgasının olduğunu görüyoruz burada. Şimdi burası çok önemli. Burada ışığın ne kadarının yansıyıp ne kadarının kırılacağını Fresnel denklemleriyle anlayabiliyoruz. Fresnel denklemleri bize yansıyan S dalgasının ifadesinin bu şekilde verileceğini gösteriyor. Burada N1 ve N2 kırılma indisleri teta i ve teta t de gelme ve kırılma açıları olarak karşımıza çıkıyor. Burada RS ve RP ayrı ayrı gösterilmiş. Yansıyan ışığın miktarı gelen ışıkla karşılaştırıldığı zaman tabii ki bu 0 ile 1 arası bir sayıdır. Örneğin bu 0.4, 0.04 ise %4 olasılıkla S dalgası yansıyacaktır. Veya 0.01 ise P dalgası 0.01 olasılıkla yansıyacak anlamına geliyor. Şimdi diğer taraftan geçene istiyorsak ne kadar kısmı geçiyorsa burada içeri geçene de T ile gösteriyorum. S dalgasının geçiş miktarı 1-S ile veriliyor. Çünkü tam yüzeyde hiçbir şekilde soğurulma ve saçılma olmadığını varsayıyorum. Doğal olarak içeri geçen ışık miktarıyla göreli olarak ışık miktarıyla yansıyan ışık miktarının toplamının 1'e eşit olduğunu başka bir de işte olasılık olarak bir kısmı içeri yansıyacak, girecek bir kısmı yansıyacaktır. Doğal olarak bunlar olasılık değerleri olacaktır o zaman.
Demek ki RS ve RP S dalgasının yansıma olasılığı, P dalgasının yansıma olasılığı manasına geliyor. Bunların hepsini kolektif olarak frenel denklemleri diyoruz. Ama özel olarak gelme açısı teta i şuradaki ve kırılma açısı teta t. Yani toplamı 90 derece ise veya burası da fark etmez tam şu bölge 90 derece ise bu özel durumda dediğimiz gibi S dalgası sadece yansıyor. P dalgası hiçbir şekilde yansımıyor. Şiddet tamamen sıfır oluyor. Ve o gelen özel açıya biz Brewster açısı diyoruz. İlk defa bununla Brewster ilgilendiği için bu tip bir problemle. O yüzden bu isim ona hürmeten verilmiş. Bu durumda teta B dediğimiz açı direkt kırılma indekslerinin oranlarına eşit oluyor. Yani malzemenin kırılma indeksinin gelen havanın veyahut da başka gelen ortamın kırılma indeksine oranı oluyor. Bunun tanjantından bulmuş oluyoruz. Örneğin eğer burası hava ise 1, işte en camsa mesela 1.5 olacaktır ortalama olarak. Olarak tanjant teta b 1.5 olacaktır. Bak tetayı çekerseniz işte 56-57 derece gibi bir değer bulursunuz. Şimdi burada basit bir deneyle başlayacağım önce. İlk olarak şunu göstereceğim. Elinizde bir ışık kaynağı var. Şurada. Bu ışık kaynağını hemen faaliyete geçirelim. Işık ışınları buradan rastgele polarize olacak şekilde geliyor ve şuradan buradaki cam yüzeyden yansıyıp tekrar devam ediyor. Şimdi deneyimize bir bakalım tekrar. Elimizde bakın ışık kaynağı var. Beyaz ışık rastgele polarize olmuş. Işık buradan kaynaktan çıkıp şuradaki cam yüzeyden yansıyor. Çok dikkatli baktığımız zaman çok parlak yüzey görüyoruz. Hatta burada şu an ne yazdığına dair görmek çok zor. Okumak çok zor. Ama eğer elimize bir tane polarize kağıt aldığımız zaman bu şekilde doğrusal polarize. Unutmayalım buradaki geçiş eksenimiz. Şuradan şöyle gösterelim. Geçiş eksenimiz bu şekilde olmuş. Yani sadece buradan çıkan paraleller geliyor. Şöyle baktığımız zaman. Şimdi yaklaştıralım biraz. Bakın yansıyan ışığı çok net bir şekilde görüyoruz. Camdan yansıyan bu. Bizim beyaz ışık kaynağımız. Bunu bakın yavaş yavaş döndürüyorum. Şöyle baktığımız zaman neredeyse ışığın önemli bir kısmını kesmiş olduk. Şöyle bakarsanız. Ve artık yazılar dahi okunuyor. Sadece doğrusal bir polarize. Bu bize şunu göstermektedir ki şu an ışık kaynağı ile cam yüzeyin normali arasındaki açı hemen hemen 56-57 derece. Bu Brewster açısına çok yakın olduğu için bu ışığı neredeyse tamamını kaybettik. Tekrar normal polarizasyonu geçirirsek bakınız çok net bir şekilde ışığı yansıdığını görüyoruz ve şu şekilde tekrar kaybediyoruz. Bu Brewster açısında gerçekleşen bir hadise. Peki bunu optikte nerede kullanıyoruz veya günlük hayatta nerede kullanıyoruz derseniz bu türden polarize güneş gözlüklerimiz var malum. Bu şekilde yoldan yansıyan ışınlar arkadaşlar polarize gözlükler sayesinde önemli bir kısmı kesilmiş oluyor. Gözümüze bundan taktığımız zaman güneş ışığı yoldan veya camdan yansıyor veya sudan yansıyabilir. Şimdi burada masa yüzeyinden yansıyana bakabilirsiniz tekrar. Gene çok parlak ama bunu koyduğumuz zaman masa yüzeyinden yansıma çok şiddetli bir şekilde azaltılmış oldu. Döndürdüğümüz zaman gene görürsünüz. Demek ki gözlükler bu şekilde değil gözümüze böyle takılması gerekiyor ki buradan yansımayla elde ettiğiniz ışığın önemli bir kısmını rahatsız edecek bölümünü bu şekilde kesmiş oluyoruz polarize gözlük kullanarak. Fotoğrafçılar kullanıyor bunları. Fotoğrafçıların kullandığı sisteme baktığımız zaman şunu görebiliriz. Bu fikri yansımayla polarizasyon fikrini fotoğrafçılar da günümüzde kullanmaktalar. Şimdi burada iki tane fotoğrafımız var. Bir fotoğrafçı tarafından alınmış. Birinci fotoğrafta bir cam yüzeyde bakın bir gökyüzü yansıması görüyoruz. Çok net bir şekilde. Bu polarize kağıt kullanılmadan yapılmış bir çekim. Daha sonra ikinci resme baktığımız zaman burada ise polarize kağıt kullanılmış dik az önce gösterdiğimiz şekilde ve yansıma tamamen neredeyse S dalgasının yansıması tamamen kesildiği için otomatikman elimizde arkadaşlar çok net bir görüntü oluyor. Bu sayede fotoğrafçılar su altı yani su yüzeyini fotoğrafını çekip suyun yüzeyin altında bulunan kısmını veya bu türden cam gibi bir yüzeye çekim alıyorlarsa camın arkasında bulunan objeleri görmek için bu tekniği kullanıyorlar. Hep beraber. Deney setinde birkaç bileşen var. Bunları tanıtalım önce. Elimizde bir lazer kaynağı var. Buradan çıkan lazer ışınları 45 derecelik bir polarizatörden geçiyor önce. Geçiş ekseni 45 derece seçildi. Bunun sebebi şu. Lazer ışığı buradan çıktıktan sonra S ve P dalgası olarak net bir şekilde ikiye bölünsün diye bunu gerçekleştirmiş olduk. Böylece tam şuradaki akrilik malzemeye düz yüzeyine çarpmadan önce S ve P dalgası olarak iki bileşene ayrılmış oluyoruz. Buradan çıkan ve yansıyan ışınlar artık S ve P şeklinde ayrıldıktan sonra bir polarizatöre daha geliyor. Bu polarizatörün açısı 0 derece olması gerekiyor geçiş ekseni. Bu ise niçin yapılıyor? S dalgalarını tamamen öldürmek için. Buradan çıkan çünkü hem S hem P fakat yansıyan da S ve P şeklinde olacaktır. Ama biz S'yi tamamen öldürdüğümüz zaman sadece P dalgasının gelme açısına göre etkileşmesini izleyebiliriz. İkinci polarizatörden ışık geçtikten sonra direkt ışık sensörüne gelmiş oluyor verilerimiz. Burada şiddet verisini kaydetmiş oluyor. Şimdi gelme açısı ile
yansıma açısını buradaki tablodan ölçmek mümkün. Şu anda mesela hemen buradan baktığımız zaman arkadaşlar yaklaşık 20 derece olduğunu görüyoruz. Teorik olarak eğer kırılma indisi 1.5'sa, ışık havadan geliyorsa gelme açısına karşılık yansıma P dalgasını ve S dalgasının yansıma grafikleri şu şekilde olacaktır. Deney yaptığımız zaman tabloyu doldurduğumuzda buna benzer bir şey elde edeceğiz. Ve bu deneysel verileri çizdirdiğimiz zaman da karşımıza şöyle bir grafik çıkacak. Bu grafiği buradaki P dalgası için yazdığımız Fresnel denklemine fit etmemiz gerekiyor. Fitte sadece tek parametremiz var serbest olarak. N parametresidir. Burada N1'i Fresnel denklemindeki N1'i 1, N2 ise N olarak, kırılma indisi olarak bırakacağım. Ve serbest parametre olarak bunu seçtiğimiz zaman, bir fit yaptığımız zaman N'nin yaklaşık 1.5'a yakın, biraz büyük olduğunu göreceksiniz ama 1.5'a çok yakın bir sonuç aldığınızı göreceğiz. Ve bu da beklenen değerle tutarlı. Çünkü akrilik malzemesinin kırılma indisi daha önceki birçok deneyde yaptığımız gibi 650 nanometre için 1.5'a çok yakın bir değerdir. Ve bu deneyde tutarlı bir sonuç verdiğini göstermiş oluyor. Burada arkadaşlar bakın lazerden çıkan ışık 45'lik derecesinden geçip S ve P dalgası olarak bu yüzeyden yansıyıp 10 derece seçiyorum bakın gelme açısını. Açıyı buradan tespit etmek mümkün. Daha sonra ikinci polarizatörlerden geçip S dalgası öldürülüp sensörümüzün üzerine geliyor bütün data. Daha sonra açıyı değiştiriyorum bakın. Şimdi buranın gelme açısı değiştiği an tabii sensörün pozisyonunu değiştirmemiz gerekiyor. Şu an arkadaşlar 25 dereceye getirdim. 25 derecede tekrar buradan ışık şiddetini ölçeceğiz. Şiddeti ölçerken de bu cihazımızı kullanıyoruz. Işık şiddeti. Şimdi daha sonra 30 dereceye getiriyorum. Biraz daha bakın kaydı. Ve ışık şiddetini tekrar ölçüyorum. Her yansıma açısında ışık şiddeti defalarca ölçülüyor bakın. Burada. Şimdi 50 dereceye getirdim. Tekrar şuradan yansıyıp şuraya gelecek. Evet bakın burada şiddetimizi tekrar ölçüyoruz. Sonra 60 dereceye getiriyorum. Şiddet bayağı azaldı ama 60'ta tekrar yükselmeye yavaş yavaş meylediyor bakın. Biraz daha görüyorsunuz 60'ta. Daha sonra 70 dereceye getiriyorum. 70 derecede şiddette ciddi bir artış görüyoruz. Zaten daha sonra 80 dereceye gelebilirsek mesela burada ölçüm yapmaya kalktığımız zaman 80 derecede yansıma çok şiddetli olduğunu göreceğiz.